Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İngilizce'de countable and uncountable sayılabilen ve sayılamayan isimlere bakacağız. Bu konu Türkçe'de hiçbir sorun yaşamadığımız ancak İngilizce öğrenirken sorun yaşadığımız bir konu. Neden derseniz Türkçe düşündüğümüz için sayılabilen ve sayılamayan isimleri anlamakta birazcık zorluk çekiyoruz. Konu anlatımının ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Aslında Türkçe düşünmezsek çok kolay ve anlaşılır bir konu. Countable noun sayılabilen isimlerle başlarsak, count fiilinden, saymak fiilinden yola çıkarsak, we can count yani sayabildiğimiz isimlerdir. Nasıl? 1, 2, 3 diye sayabildiğimiz isimlerdir. A pencil bir kalem. Bakın önünde e kullandık. Bir herhangi bir anlamında. Aynı zamanda sayısal olarak da miktar belirtiyordu. Bir kalem. Three pencils. 3 kalem. Sayılabilen isimler aynı zamanda çoğul da olurlar arkadaşlar. Sonuna s2 alarak çoğul oldu. It's a pencil. They are pencils. Sayılabilen isimler konusunda sıkıntı yok. 1, 2, 3 diye sayabildiğimiz isimler sayılabilen isimlerdir İngilizce'de. Uncountable noun sayılamayan isimlere baktığımızda we can't count yani sayamadığımız 1, 2, 3 diye sayamadığımız isimlerdir. Ben burada kısaca ham maddeler, raw materials, kavramlar, concept, bilgiler, knowledge ve benzeri şeklinde gruplandırdım. Intelligence, zeka, bir zeka, iki zeka diye sayamayız. Wood, odun, bir odun, iki odun şeklinde İngilizce'de sayamayız. Cheese, peynir. Biz Türkçe'de markete gidip bana bir peynir ver diyebiliyoruz ama İngilizce'de böyle bir durum söz konusu değil. Sadece dilim olarak veya kalıp olarak sayılabiliyor. Anger, öfke yine soyut bir kavram. Sayılamayan isimler grubunda. Arkadaşlar ben burada water, su kelimesini de sayılamayan isimlerin başında aldım. Burada şuna değineceğiz. Sayılamayan isimler özellikle sıvı oldukları zaman içine konulduğu kabı sayarak belirtebiliyoruz. A glass of water, bir bardak su, a bottle of water, bir şişe su gibi. Bakın burada miktarı birden fazla olduğunda two glasses, iki bardak. Bakın burada bardak ismi çoğul oldu ama su ismi sayılamadığı için çoğul durumda kullanılmaz. Two bottles of water, iki şişe su. Burada da yine bottles şişeyi çoğul yaptık ama su sayılamadığı için her zaman tekil olarak kullanılıyor. Cheese, peynir. Biraz önce vermiştik örneğini. Five slices of cheese. 5 dilim peynir. Bakın burada dilimi çoğul yapabiliyoruz ama peynir ismi çoğul durumda kullanılmıyor. Sayılamayan bir isim olduğu için. Benzer isimlerden oluşan grup isimleri sıvılar diye ben listeler halinde arkadaşlar sayılamayan isimleri vereceğim burada size. Tabii bütün sayılamayan isimlerin hepsini buraya yazmamız mümkün değil. Ama siz grup grup mantığını anladıktan sonra artık sayılamayan isimler konusuna hakim olacaksınız. İlk olarak benzer isimlerden oluşan grup isimleri. Baggage, bagaj, fruit, meyve, furniture, mobilya, make-up, makyaj, trafik isimleri sayılamayan isimlerdir. Benzer isimlerden oluşan grup isimleri oldukları için. Furniture, mobilya örneğine bakarsak tek tek biz koltuk, işte sehpa şeklinde bunları sayabiliriz. Ama furniture grup ismi olduğu için İngilizce'de sayılamayan isim olarak nitelendirilir. Sıvılar, liquids, coffee, milk, oil, soup, blood, kan. Yine arkadaşlar sıvılar İngilizce'de sayılamazlar. 1-2 şeklinde belirtemediğimiz için. Biraz önce su örneğinde olduğu gibi biz onları içine konuldukları kabı çoğul yaparak, kabı sayarak çoğul durumda kullanabiliyoruz. Mesela a coffee diyemiyoruz bir kahve şeklinde. Çünkü kahve ismi sayılamaz. Ama a cup of coffee, bir fincan kahve şeklinde belirtebiliyoruz. A milk, bir süt diyemiyoruz sayılamadığı için. Ne diyebiliriz? A glass of milk, bir bardak süt. Two glasses of milk, iki bardak süt şeklinde belirtebiliriz. Solids, katılar var arkadaşlar. Ice, buz, iron, demir, silver, gümüş, cotton, pamuk ve wool, yün. Katı olarak bu isimler de yine sayılamayan isimler grubunda. Gases, gazlarımız var. Steam, buhar, air, hava, oksijen, yine gaz halinde bulunan isimler sayılamayan isimler grubundadır İngilizce'de. Tane halinde bulunan isimlerimiz var. Rice,
Corn, dirt, dust. Dirt, kir, dust, toz. Yine tane halinde bulundukları için sayılamayan isimler grubundadır. Soyut isimlerimiz var. Abstract nouns. Beauty, güzellik, luck, şans, courage, cesaret, fear, korku. Soyut isimler yine sayılamayan isimlerdir. Dil isimleri. Language. Turkish language, English language, German language. Türk dili, İngiliz dili ve Alman dili derken bu isimleri, dil isimlerini sayamıyoruz arkadaşlar. Sayılamayan isim grubunda. Bilim adları var arkadaşlar. Chemistry, kimya, physics, fizik ve biology, biyoloji gibi bilim adları da sayılamayan isimler grubundadır. Spor faaliyetleri, sports, basketbol, futbol, tenis sayılamayan isimler grubundadır. Bunu çoğaltabilirsiniz. Doğu olayları, natural events, dew, çiğ, rain, yağmur, fog, sis, snow, car. Yine sayılamayan isimler grubunda. Activities, aktivitelerimiz var. İsim olmuş gerund. Sonuna ing getirirsek fiilin isim yapmış oluyoruz. Swimming, yüzme, running, koşma, driving, sürme. Tabi diving, işte dalma şeklinde aktiviteleri yine sayılamayan isimler grubuna aldık. Attention please diyoruz burada arkadaşlar. Dikkat lütfen. Hem sayılabilen hem de sayılamayan olarak kullanılan ortak kelimelerimiz de var. Burada ben bazılarından bahsedeceğim size. Yani örnek vermek gerekirse time kelimesi eğer kez defa anlamında kullanılıyorsa 3 times 2 3 kere 2 gibi sayılabilen isimdir. Eğer zaman anlamında kullanmışsak time is bad, zaman kötü gibi sayılamayan isim olarak kullanılır. Glass kelimesi bardak anlamında kullanılıyorsa give me 4 glasses please. Bana 4 bardak ver derken bakın 4 bardak. Burada bardak anlamında kullanıldığı için sayılabilen isim. Çoğul olarak kullanıldı. Cam anlamındaysa glass is made from sand. Cam kumdan yapılır. Made from. Sayılamayan isim olarak kullanılır. Paper gazete anlamındaysa sayılabilen bir isimdir. Don't throw papers. Gazeteleri atma. Throw atmak, fırlatmak. Kağıt anlamındaysa pass me some paper please. Bana biraz kağıt ver derken sayılamayan isim olarak kullanılır. Some normalde birkaç ve biraz anlamında kullanılır. Çoğul olarak kullanılması lazım ama kağıt sayılamadığı için çoğul olarak kullanılmadı. Burada sayılamayan isim. Hair, kıl anlamındaysa sayılabilen bir isimdir. Oh my god, aman tanrım. Look, bak, there's a hair in my soup. Çorbamda bir saç var. Özür dilerim, bir kıl var derken kıl anlamında sayılabilen bir isimdir. Eğer saç anlamındaysa hair, my hair is dark brown, saçım koyu kahve derken de olduğu gibi sayılamayan bir isimdir. Light, eğer elektrik ve ışık anlamındaysa sayılabilen bir isimdir. Please turn on the lights. Lütfen ışıkları kapat. Bakın burada çoğul oldu, sayılabilen bir isim. Gün ışığı anlamındaysa close the curtain, perdeyi kapat. Light is coming in. Işık içeri giriyor derken burada gün ışığından bahsediyoruz. Sayılamayan isim olarak kullanılır. Chicken eğer tavuk anlamındaysa I like chickens de olduğu gibi tavukları severim de olduğu gibi sayılabilen bir isimdir. Eğer tavuk eti anlamındaysa chicken is healthy, tavuk eti sağlıklıdır örneğinde olduğu gibi sayılamayan isim olarak kullanılır. Work kelimesi eğer bir eser anlamındaysa they are works of Shakespeare. Onlar Shakespeare'in eserleri. Works. Bakın çoğul olarak kullandık. Sayılabilen bir isimdir. Eğer iş anlamındaysa I have a lot of work. Çok işim vardı olduğu gibi sayılamayan isim olarak kullanılır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu, sunumumu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve lütfen abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.